Evet, yayındayız. İyi akşamlar sevgili hocam, Profesör Doktor Ferhat Özçep. Bizimle birlikte bu akşam arkadaşlar, sizler de hoş geldiniz yayına. Çok önemli bir yayın olacak. Hepimizi ilgilendiren bir yayın. Özellikle depremi bekleyen büyük bir metropol, bir İstanbul söz konusu. Ama dünyada da bunun yankılarına bakacağız. İnsanlar neler yapmışlar, neler söylemişler depremle ilgili, nasıl tedbirler almışlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler. Sizi sormalı. Siz İstanbul'dasınız, ben Cenevre'deyim. Nasıldı bugün trafik? Yoğun muydu? Valla bugün çok yoğun değildi. Bizim kampüs Büyükçekmece'ye taşındı. Ama Avcılar'da bir işim vardı. Ben Bakırköy Avcılar biraz daha nispeten rahattım. Sahil yolunu kullandım. Şimdi fena değildi Çok İstanbul. güzel. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Yani ben sizin gerçekten bu güzel bir uzun bir titriniz var, çalıştığınız üniversiteler. Bize bahseder misiniz? Sizi tanımalarını istiyorum. Şimdi ben Zonguldak doğumluyum, 1968. Bazen espri yapıyorum 68 kuşağıyım Evet. diye. Sonra işte bizim atalar Hopa'dan göçmüş, Artvin Hopa. İlk üniversite tecrübemi Hacettepe Üniversitesi'nde yaşadım. Elektrik okudum orada 2 yıl. Daha sonra jeofiziğe geldim. 87-91 jeofizik mezunu. Daha sonra yüksek lisans ve doktorayı İstanbul Üniversitesi'nde yaptım. O arada da araştırma görevlisi kadrosuna atandım. İşte yardım doçent oldum. Sonra 2015'te ilk yurt dışı uzun süreli tecrübemi Cambridge Üniversitesi'nde yaptım. Misafir öğretim üyesi olarak bilim tarihi ve felsefesi bölümünde bir sömestr orada kaldım. Onun ardından bir sene Harvard Üniversitesi'nde gene 3 aylık, 4 aylık dönemde bilim tarihi bölümünde misafir öğretim üyeliği yaptım. Ertesi sene bir daha gittim. İkinci defa Harvard'a gittim. Orada da gene misafir öğretim üyesi yaptım. Buradaki konularım daha çok bilim tarihi ve felsefesiyle ilgili. Özellikle bilim tarihiyle ilgiliydi. Ortak bir noktamız da var tarih anlamında, biliyorsunuz ben de Evet. daha önce tarih bölümünde okumuştum o anlamda. Özellikle tarih, özellikle bilim tarihi ya da kültür tarihi, uygarlık tarihi özel ilgi alanım. Onun dışında jeofizikte önce teorik çalıştım. Şu an çalışma alanım daha çok deprem, zemin, yapı etkileşimi. Daha doğrusu yapı etkileşim, deprem, zemin, yapı etkileşimine baz teşkil edecek parametreler. Bunların türetilmesi, bunlarla ilişkili konular. Halen de İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa'da çalışıyorum. Evet, Üniversite fakültesindeyim. müthiş bir akademisyenlik silsilesi anlattınız bize. Çok büyük bir şanssınız Türkiye için bu anlamda. İyi ki varsınız, iyi ki Sağ olun. bu ülkede ülkenin insanlarıyla birliktesiniz. Çünkü Türkiye'nin özellikle İstanbul'un altı kaynıyor yani tabiri caizse ve büyük bir depremde bekleniyor. Kimilerine göre daha düşük söyleniyor bu rakam ama siz diyorsunuz ki hayır, düşük rakam söyleyemeyiz. Niye İstanbul'la ilgili mesela örneğin altı diyemeyiz hocam? Bunu siz nasıl söylüyorsunuz? Şimdi depremle ilgili çalışmalara baktığımızda bu aslında 3 kategoride sınıflandırmak mümkün. Bir tanesi işin teorik çalışmaları, yani jeofizik çalışmalar ya da bilimsel çalışmalar. İşte depremlerin oluşum mekanizmaları, nerede oldukları, dağılımları, işte ve önceden belirleme çalışmaları. Yani tabii bu şu an önceden belirleme biraz da şey aşamasında, nasıl diyelim, tam netleşmiş bir durum değil. O yönde yoğun bir bilimsel çalışmalar var. Bu işin bilimsel boyutu. İkinci çalışmalar burada depremin önceden belirleme derken şunu vurgulamak lazım. İngilizcesi prediction diyorlar. Earthquake prediction. Burada depremin büyüklüğü, yeri ve zamanını doğru vermek gerekiyor ki bu mümkün değil şu an için. Belki ileride bu mümkün olacak. Şu an için mümkün değil. Belki onu bilen ya da o mekanizmayı çözen Nobel alacak. Yani öyle bir konu, güzel bir konu. Ama tabii insanlık bunu beklemez. Yani depremlerin önceden belirlemesini örnek bilimsel çalışmaları da beklemez. İkinci çalışmalar daha çok işin mühendislik tarafı.
Burada da biz depremleri önceden kestirebiliyoruz ya da deprem hareketini ya da yer hareketini bir yapı tasarımında kullanacak biçimde elde edebiliyoruz. Burada olasılık modelleri kullanılıyor, deterministik modeller var, biraz teknik terimler. Burada da bir depremin bir bölgede hangi büyüklükte deprem olacağını kestirebiliyoruz. Çeşitli olasılık modelleriyle. İstanbul için ne söyleyebilirsiniz? Ne kestiriyorsunuz? Kafanızda nasıl bir rakam var? Şimdi iki grup var depremler üzerine çalışan. Özellikle hem mühendislik hem bilim olarak baktığında ya da bilim olarak baktığında iki grup var. Bir grup diyor ki burada 6'dan büyük deprem olmaz ya da 6.5'tan büyük deprem olmaz diyor. Bir grupta bu işte Şener Hoca grubu diyeyim ben buna tırnak içinde. Bir grupta işte Celal Hoca grubu diyelim. Bunlar da diyorlar ki 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak. Bunların varsayımları Marmara'da biri diyor küçük bir parça kırılacak, öbürü diyor büyük bir tek parça kırılacak diyor. Fakat tartışma bence burada biraz bilimsel tartışma biraz işin mühendislik tarafına yönelmesi lazım. Ne demek bu? Şimdi bir mühendislikte ya da bir yapı tasarımında ya da bir kentleri depreme dayanıklı hale getirecekseniz bir kere en kötüyü dikkate alacaksınız. Ha şimdi Celal Hoca'nın modeli diyelim tırnak içinde gene söylüyorum sadece Celal Hoca değil bu. 7.6'lık bir deprem ya da 7.4'lük bir deprem en kötü senaryo. Mühendislik ya da mühendisler bu en kötü senaryoya göre binalarını tasarlamak zorunda. Mesela ne diyeyim? 6.5 büyüklüğünde bir deprem olacak diye binaları tasarlarsınız. Fakat 7 depremi olur, binalarınız yıkılır. Dolayısıyla burada en kötüye göre binaları tasarlamak lazım. Ha 7.4 olur mu? Olmaz mı? Ya da bunun olasılığı ne? Olur mu peki size göre? Olur mu? Yani İstanbul'da şimdi böyle... Ben o konulara hiç girmek istemiyorum. Daha doğrusu girmek çok mühendislik açısından şey değil. Bize yarar sağlamıyor bina evet. tasarımında. Evet. Bizim yapmamız gereken en kötüyü varsayıp 7.6 ya da 7.4 olacak diye varsayıp onun oluşturacağı yer hareketi ki ivme diyoruz biz buna daha çok. İvmelere göre binalarımızı dayanıklı hale getirmek ya da peki, İstanbul yapacak. Hazır mı hocam? İstanbul hazır mı? İstanbul hazır diyemiyoruz ama nasıl diyelim? İstanbul'da problem yapı kalitesi. Yapı kalitesi özellikle son derece düşük bir yapı kalitesi var. Bu her semtte var. İşte Bakırköy'de de yapı kalitesi düşük olan var, Bağcılar'da da var, Sultanbeyli'de de var, Sarıyer'de de var. Ama yapı kalitesi İyi olan binalar da var. Dolayısıyla sadece deprem burada etken değil. Genel bir çerçeve çizersek depreme dayanıklı bir yapı yapacaksanız üç şeyi bilmek zorundasınız ya da üç bileşeni. Bir tanesi depremin kendisi. Kendi özelliklerini bileceksiniz. Bu nerede olacak? Ne kadar uzaktayım ben? İşte büyüklüğü ne olacak? Bunu kestirimsel düzeyde şey olarak değil. Yani böyle nokta atışı işte 7.6'ydı, 8'di. Ya da 5'ti gibi değil. Bir kestirim düzeyinde bileceksiniz. İkincisi bu deprem hareketi zemin üzerinden binalara aktarılıyor. Dolayısıyla zeminin özelliklerini bileceksiniz. İşte bu zemin etütleri diyoruz piyasa tabiriyle. Zeminleri inceleyeceksiniz. Çünkü bazı zeminler deprem hareketini büyütüyor. Bazı zeminler büyütmüyor. Dolayısıyla ikincisi bu. Üçüncüsü de binaları bu iki parametreye bağlı olarak depreme dayanıklı hale getireceksiniz. Tasarlayacaksınız önce. Daha sonra da o tasarladığınız, kağıt üzerinde tasarladığınız diyelim deprem tasarımını hayata geçirip depreme dayanıklı bina inşa edeceksiniz. Peki şimdi hocam, bu süreçte buyurun. Özür dilerim. Peki 99'dan büyük bir deprem yaşadık. 99'dan beri bu bahsettiklerinizle ilgili, bu önemli unsurlarla ilgili ne kadar mesafe kaydedildi? Biz ne durumdayız şu anda? Şimdi kağıt üzerinde ya da yönetmelikler anlamında baktığımızda ilk 2009'da Türkiye Deprem Yönetmeliği değişti. Daha sonra en son 2018'de deprem yönetmeliği değişti. Bu deprem yönetmeliği şu an Amerika'da kullanılan bu Uniform Building Code diyorlar.
uniform bina yönetmeliği anlamında. Avrupa'da Eurocode var. Eurocode 9, Eurocode 8. Bunlara benzer, aşağı yukarı aynı. Aynı ilkeler var. Aynı bilimsel ve mühendislik yaklaşımları var. Mühendislik açısından ya da yönetmelik açısından kağıt üzerinde bir problemimiz yok gözüküyor. Fakat problem Türkiye'de bu kağıt üzerindeki yönetmeliği gerçekte uygulayabiliyor muyuz? Burada da en önemli problem denetim olduğu açığa çıkıyor. Çünkü siz deprem gibi, zemin gibi ya da ne bileyim bina tasarımı gibi, bina kalitesi gibi şeyleri denetlemediğiniz takdirde kağıt üzerinde çok güzel zemin etüdü raporu yapabilirsiniz. Çok güzel deprem özelliklerini koyabilirsiniz veya kağıt üzerinde gene çok güzel tasarımlar yapabilirsiniz. Fakat bu tasarımlar, kağıt üzerindeki tasarımlar hayata geçmediği takdirde bina tasarım, bina nasıl diyelim projelendirilmesine, binaların yapılmasına kılavuz olmadığı takdirde hiçbir anlam taşımıyor. Bizim evet. Problemimiz biraz da denetim. Hemen Neslihan Bölükbaşı bakın ne demiş. Nasıl anlayacağız binanın yapısının iyi olduğunu? Bu mümkün değil diye bir de karamsar açıdan bakıyor. Bence mümkün aslında. Yok, mümkün tabii. Yani binaların depreme dayanıklı olup olmadığını yapan şirketler var diyelim. Özel şirketler var. Bunlar konularında uzmanlar. Bir bu tarafı var. Bir de bazı belediyeler kamusal olarak bunu yapıyorlar. Mesela İstanbul'da Kadıköy Belediyesi. Beton ve zemin laboratuvarı var mesela. Buraya başvurduğunuz takdirde sizin binanızın depreme dayanıklı olup olmadığı yönünde size bir rapor verebiliyor. Bu bir tarafıyla kamusal bir hizmet diyelim. Bir tarafıyla da özel sektörün bir hizmeti ve bu o kadar zor bir şey değil. Bu yapılabilir, bu mümkün bir şey. Çünkü depremde jeoloji, jeofizik ve inşaat mühendisinin ortak akılla ürettiği bilgiyi kullanabiliyoruz bugün. Ve burada da gerek özel sektör vasıtasıyla gerek de şey vasıtasıyla bazı belediyelerin tabii hepsi değil. Bunlar yapılabiliyor. Depreme peki, dayanıklı olup olmadığını belirleyebiliyoruz. O zaman şunu da sormak istiyorum. Marmara depreminde, 99 depreminde hatırlıyorum, şöyle bir şeyler konuşulmuştu. Marmara depreminde su tsunami olabilir. Açıkçası ben bile küçük yılda sahilde evim vardı ve bu dedikodulardan dolayı ben daha yukarılarda bir yerde bir ev satın aldım. O evimi sattım. Su tsunami olabilir diye. Dikkatinizi çekmiştir belki o taraflara gittiyseniz. Büyük binalar yaptılar ve yine benim bir duyumuma göre bu binaların da yavaş yavaş zeminin altı yumuşak olduğu için denize doğru kaydığı iddia edilir. Peki Marmara Denizi'nde bir tsunami olma olasılığı var mı? Şimdi genelde tsunamiler açık denizlerde olur. Mesela Japonya'da olur. İşte ne bileyim Akdeniz'de olur çok. Bizim Ege'nin bazı Akdeniz'e yakın kıyılarında olur. Açık denizler tsunami üretir. Fakat bunun dışında literatürde yeni bir şey var. Nedir o? Bizim bu Marmara'da beklenen tsunami klasik bir tsunami değil. Nasıl diyelim? Bir dalga hareketi doğrudan depremin ürettiği hareket olmayacak. Nasıl bir hareket olacak bu? Marmara kıyılarında, özellikle Marmara kıyılarında heyelan bölgeleri var. Bu heyelanlar deprem nedeniyle tetiklenirse, hareket ederse, bu heyelanların oluştuğu kütle hareket etmesi sonucu bir su hareketine neden olacak ve bu su hareketi bir tsunami'ye neden olacak yönünde bir görüş var, bilimsel görüş var. Kaç metre olabilir sizce o suyun yüksekliği? Valla o konuda bilmiyorum ama belediyenin, Büyükşehir Belediyesi'nin şeyleri var. Artık yeni şeyleri de koydular. Büyükada'ya da koydular ya da diğer adalara da koydular. İstanbul'da diyelim Küçükekmece sahile de koydular. Tahliye bölgeleri oluşturdular. Mesela o adalar ne yapacak? Çok önemli bir yere parmak bastınız. Yani önce onlar etkilenecek bu dalgalardan, tsunami'den. Ne olur onların durumu, adaların durumu? Ya ben adada yaşıyorum. Mesela benim adada bizim bir yazlığımız var. Ada ile diğer şeylerin çok bir farkı yok İstanbul'da. Adalara özel bir şey olma, adalar şöyle olacak, işte adalarda çok kötü olacak diye bir şey söyleyemeyiz. Problem her halükarda diyelim.
yapı kalitesi, zemin yapı ve deprem ilişkisinin doğru kurulmasına bağlı oluyor. Bunları kuramadığınız takdirde, bu ilişki çok iyi araştırılamadığı takdirde, ister adada olsun, ister depreme en uzak bölge diyelim şu an için söz konusu olduğunda Sarıyer olsun, Sarıyer'de de olabilir. Yani bunun şeyi yok. Yani nasıl diyelim, bazı hocalar diyebilir ki ya işte Bakırköy'de çok şiddetli olacak deprem hareketi, işte bazıları diyebilir Avcılar'da olacak, bazıları diyebilir Kadıköy'de olacak veya Bağcılar'da olacak diyebilir. Bunun nasıl diyelim, net bir formül yok. Formül şu: bir, depremin kendi özellikleri, zemin koşulları ve bina özellikleri üçü birlikte etki edecek. Birinden birini ihmal ettiğiniz takdirde zayıf halkadan deprem vuracak. Mesela diyelim siz depremi dikkate aldınız, deprem özelliklerini dikkate aldınız. Fakat zemini dikkate almadınız, zayıf nokta zeminden vuracak, yıkılacak. Ya da depremi dikkate aldınız, zemin etütlerini iyi yaptınız fakat bina etütleriniz, bina o bilgilere göre tasarlanmadı, binanız gene yıkılabilir. Dolayısıyla bu iki, üç olgu, üç bileşen diyelim, mantıktaki V bağlacı gibi, V bağlacı veya gibi değildir. Depremin önceden depreme dayanıklı yapı tasarımı için deprem özellikleri ve zemin özellikleri ve bina özellikleri bilinmek zorunda. Bunlardan biri eksik olduğunda sistem çöküyor ya da zayıf halk oluyor, bina yıkılıyor. Bu semt olarak Kadıköy'de de olabilir, bu semt olarak en uzak bölge Sarıyer'de de olabilir, adada da olabilir, Büyükada'da da olabilir. Buna yönelik çalışmaların ya da buna yönelik şeylerin olması gerekiyor, çabaların olması gerekiyor. Peki, en acil ne yapılabilir? Bir evimiz var ve güvenmiyoruz o binaya. En acil ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? En acil ne yapılabilir? Binanın depreme dayanıklı olup olmadığını test ettirmek mümkün. Bunu ya özel sektör alıcılığı yapabilirsiniz. Yani özel sektörde onu yapan şeyler var. Ama ben bunu daha çok kamusal hizmet olarak görürüm ya da olması gerekir. Yani her cebimde param yoksa belediyeye mi gideceğim? Ne yapacağım? Evet, mesela Kadıköy Belediyesi bunu bildiğim kadarıyla yapıyor. Yani ücretsiz de yapıyor bildiğim kadarıyla. Ama diğer belediyelerde var mı yok mu bilmiyorum. Yani bu tip şeylerin yaygınlaşması gerekiyor. Kadıköy Belediyesi 17 Ağustos'tan sonra beton ve zemin laboratuvarı kurdu. Çok sıkı bir denetim yapıyorlar Kadıköy Belediyesi'nde. Zemin etütleri kontrol ediliyor, betonlar kontrol ediliyor deprem yapım aşamasında. Veya siz bireysel olarak başvurup şey diyebilirsiniz, bireysel olarak başvurup benim evim depreme dayanıklı mıdır değil midir kontrol için şey yapabilirsiniz. Bunun dışında bir diğer konu da kentsel yenileme ya da kentsel dönüşüm çalışmaları. İşte onun yasası da ya da yönetmeliği de çıktı. Eğer bir apartmanda bina eğer depreme dayanıksızsa kentsel yenilemeyle yeniden depreme dayanıklı hale getirilebiliyor. Tabii burada tabii bir takım şeyler olabiliyor, masraflar olabiliyor. İşte bir takım problemler var hukuki açıdan baktığımızda. Ama bu da bir çözüm. Şey olarak baktığımda tabii bu kentsel yenileme ve kentsel dönüşüm daha çok ne bileyim Kadıköy gibi, Fenerbahçe gibi biraz daha nasıl diyelim gelir durumu iyi olan semtlerde çok iyi işliyor. Fakat görece yoksul kesimlerde bu semtlerde çok fazla bunu şey yapamıyoruz, işlemiyor. Şimdi, bu konuların yanında hazır sizi bulmuşken biraz da tarihi açıdan bakmak isterim. Nuh tufanı beni her zaman çok etkilemiştir. Nuh tufanı gibi bir tufanın yeniden yeryüzünde, dünyada yaşanma gibi bir durumu olabilir mi? Sizce gerçekten yaşandı mı? Çünkü Gılgamış Destanı gibi önemli bir destanda, tarihi olağanüstü bir destanda da yer alıyor. Birçok dini kaynakta da yer alıyor. Ne düşünüyorsunuz? Bunun aslı nedir? Siz nasıl bakıyorsunuz bu konuya? Nuh tufanı neyin nesi? Nuh tufanı ile ilgili tırnak içinde bir işte Gılgamış Destanı, sizin dediğiniz gibi orada şeyler var, nasıl diyelim tasvirler var, betimlemeler var. Bunun dışında jeofizikçi Walter Pitman'ın Türkçe'ye de çevrilen bir kitabı var, Nuh Tufanı diye.
güzel de bir kitaptır. Ki Pittman iyi bir jeofizikçidir bu arada. Onun teorisi de Nuh tufanının aslında şeyde olmadığı, Mezopotamya'da olmadığı, daha çok bu Karadeniz'le Marmara'nın eskiden Karadeniz görmüş, daha doğrusu kapalı bir denizmiş. Özellikle son 10 bin yılda bu dünya önemli bir dönüşüm geçirdi ya da yer küre önemli bir dönüşüm geçirdi. Biraz açar mısın? Nasıl bir değişim geçirdi hocam? Değişim şu, iklim değişimleri oldu. İklim değişimi şu, buzul çağı bitti. Buzul çağı bitince dünya görece olarak ısındı. Isınınca dünyanın bütün bölgelerinde deniz seviyesi yükselmeye başladı. Deniz seviyesi yükselmeye başlayınca özellikle o zaman demin dediğim gibi Karadeniz bir gölken Marmara ile Karadeniz birleşti, boğaz oluştu. Yani o çanağın Anadolu'ya aktığı söyleniyor. Evet, doğru. Tabii. Karadeniz çanağının Anadolu'ya aktığı. Çünkü annemin de biliyorum bana şöyle bir sözü var, çok minik anlatayım. Annemin Tunceli'nin bir köyü. Köyde biz çocuktuk ve topraktan deniz kabuğu topluyorduk dediğini biliyorum. Şimdi yani Tunceli neresi, deniz kabuğu nasıl olabilir? Enteresan ikilemler bunlar. Nasıl bakarsınız? O deniz kabukları, bu dediğim Nuh tufanı ile ilgili şeylere şunu da söyleyeyim. Bu o deniz kabuğuna gelirim birazdan. Evet. Bu Nuh tufanı ile ilgili şey, bu küresel ölçekte bir değişim, yer küren değişimi. Ne demek o? Demin dediğim gibi dünyada iklim daha ısınıyor ve bu Nuh tufanı benzeri olaylar dünyanın çeşitli bölgelerinde, çeşitli efsanelerinde de var, su baskınları ile ilişkili var. Fakat bu deniz kabukları çok ilginçtir. Bu eski dönemlerden itibaren, mesela eski Yunan filozofları da bahseder ki yer bilimleri tarihi ya da Jovs tarihinde de vardır. Temel problem şudur, derler ki deniz kabukları ya da deniz hayvanlarının fosilleri de diyebilirsiniz bunlara. Deniz kabukları denizden, kıyılardan iç kesimlerde ve dağların tepelerinde neden yer alır? Bu önemli bir yer bilim tarihi ya da jeofizik tarihi problemidir. Bunun nedenini başlangıçta Nuh tufanına bağlarlar. Çünkü Nuh tufanı nedeniyle dünya sular altında kalmıştır. İşte bazı canlılar ölmüştür denir. Fakat bunun nedeni bilimsel olarak baktığımızda, yani işin dini tarafı değil de bilimsel olarak baktığımızda bunun nedeni yerkürenin tektonik aktiviteleri. Yani yerküre sabit değil ve sürekli hareket ediyor. Dolayısıyla bu hem bizim jeolojik dönem dediğimiz çok uzun yıllar, milyon yıl mertebesinde olan bir şey. Bazen de çok kısa dediğimiz, tabii kısa şeye göre kısa, jeolojik tarihe göre kısa. Mesela 10 bin yıl gibi, ki 10 bin yıl da büyük bir yıl aslında insanlık tarihi açısından baktığımızda, bu süreçte oluşabiliyor. Dolayısıyla bunların nedeni, tabii kısa sürede, çok çok kısa sürede bunların oluşması mümkün değil ama 10 bin yıl gibi ya da nasıl diyelim böyle kritik değişimlerin olduğu, yerkürenin çehresini değiştiren değişimlerin olduğu eşiklerde bu tip şeyler olabiliyor. Peki. Dinliyoruz. Devam edin hocam siz. Evet. Dolayısıyla bu da şey var. Bu da dediğim gibi şeyi oluşturabiliyor. Yani bu fosillerin ya da kabukların, deniz kabuklarının farklı yerlerde, deniz kıyılardan uzak iç bölgelerde, ki mesela şeyde Strabon'un coğrafyasında mesela şey vardır. Amasya'yı tarif ederken Amasya'da mesela fosillerden bahseder. Dolayısıyla bu tip şeyler tarihsel kayıtlarda da var. Strabon'un coğrafyasında var. Ya da ilk çağ yarı filozof, yarı bilimci diyelim, insanların gözlemlerinde de var. Orta çağda diyelim Dante'de var ya da
diğer filozofların şeylerinde de var. Bu tip görüşler, daha doğrusu bu tip gözlemler diyelim, görüş demeyelim. Gözlemler var sürekli. Bilim tarihinde de bilimi de motive eden şeylerden biri de bu. Çünkü merak da konusu. Yani niye böyle oldu falan gibi. Yurt dışından mutlaka bu kadar ciddi bir akademik kariyerden sonra görüştüğünüz insanlar İstanbul'a nasıl bakıyorlar? Size böyle özel bilgiler veriyorlar mı? Ya şundan da keşke topluma bahsetseniz de bilgilenseler veya kaynaklar, son çıkan kaynaklar, dergiler, yazılar, önemli bilim dergileri ne diyor bu konuda? Aslında dünya nasıl diyelim küçüldü. Yani ben hep o örneği veririm. Mesela biz çocukken Zonguldak'tan Hopa'ya bir günde giderdik otobüsle. Şimdi İstanbul'dan New York'a 8 saatte gidiyorsunuz. İstanbul-Viyana arası 1,5 saat. Belki Cenevre de aşağı yukarı aynı şeyde. Diyelim İngiltere-Londra 3 saat. Ve bilginin müthiş bir dolaşımı var. Hem internet ortamında hem de fiziksel olarak. Mesela diyelim bundan çoğumuz hatırlar 70'lerde herkesin bir Almanya'da bir akrabası vardır. Hepsi arabalarla gelirdi mesela, kendi arabalarıyla gelirdi. Şimdi mesela hiç kimse kendi arabalarıyla gelmiyor, uçakla 1,5 saatte geliyor. Hatta şimdi mesela ben diyelim İstanbul'dan Batman'a gitmek istediğimde 2 saatte gidebiliyorum. Fakat eski dönem olsa çok uzun sürebiliyor. Bu bilginin dolaşımı da arttırdı ve bu yönde bir etkileşim var dünyanın her tarafında. Eskiden mesela yazışmalarla elde edeceğiniz bilgiyi şimdi bir mail yoluyla elde edebiliyorsunuz ve bizim jeofizik camiası da şeydir. Yani bilgi saklamayı sevmez, bilgi paylaşmayı da sever ve interaktif olarak birçok konuda şey yapabiliyoruz. Yani iletişimde olabiliyoruz şeylerle, dünyayla. Ki demin dediğim gibi insanlar da merak ediyor. Mesela tipik örneği şöyle verebilirim. Mesela İngiltere'de Cambridge Üniversitesi deprem konusunda jeofizik bölümü oranının çok iyidir. Fakat daha ilginç bir şey söyleyeyim, biraz da esprili bir şey. İngiltere'de hiç deprem yoktur. İngiltere'de özel kürsüsü var diyorsunuz bu konuda, adamlar ilgileniyorlar. Mesela en son İngiltere'de ben öğrenci asistandım işte 90'ların sonunda bir küçük bir depremler oldu. Müthiş sevindik Cambridge'dekiler, işte dediler izleyelim falan filan. Ve Cambridge'deki jeofiziklerin çalışma alanı, deprem konusunda çalışma alanı bizim Türkiye, Orta Doğu, İran ve buradaki tektonik hareketler ya da leva tektoniği hareketleri, Afrika, onlarla ilgileniyor. Biraz bizim de buradan bir ders de çıkarmamız gerekiyor. Biz de bazı şeylere hep çok lokal bakıyoruz. Yani sadece Türkiye açısından bakıyoruz. Mesela Türkiye'de bir deprem oluyor. Diyelim İngiliz araştırmacılar, jeofizikler geliyor Türkiye'de araştırma yapıyor. Yunan meslektaşlarımız geliyor Türkiye'de araştırma yapıyor. Fakat Yunanistan'da bir deprem oluyor, biz o konuda hiç ilgilenmiyoruz. Veya bırakın Yunanistan'ı, diyelim İran'da bir deprem oluyor, biz hiç ilgilenmiyoruz. Ya da ne bileyim Suriye'de bir deprem oluyor ya da başka bir yerde deprem oluyor. Biz biraz orada şeyiz, problemliyiz, bunu kırmamız gerekiyor. Dünyanın her tarafı jeofizikçi için inceleme objesi. Evet. Dolayısıyla bir iyi bir jeofizikçi dünyanın her tarafıyla ilgilenmeli. Gereksizse kutuplarda, okyanuslarda ya da ne bileyim. Onu Türkiye olarak kırmamız gerekiyor, o yaklaşımı. Peki, jeofizikçi olarak dünyanın neresinde olursa olsun depremlerle, yer sarsıntılarıyla ilgili ilgilenmemiz gerekiyor. Dikkate almamız gerekiyor diyorsunuz. Hemen şuna geleyim. Ben Van depreminde Van'daydım. Hatta ikinci Van depreminde oradaydım. Birinci Van depreminin yaralarını sarmak için oraya yardım götürmüştüm yakınlarımla birlikte. Ama gelin görün ki ikinci depreme de ben yakalandım. Çok korkunç bir depremdi. Detaylarına girmeyeceğim uzatmamak için. Şimdi daha sonraki yapılan yayınlarda hocam şöyle iddialar ortaya atıldı. HARP diye bir sistem var. Bu gökyüzünde iyonosferi etkiliyorlarmış efendim. Ve oradan, o iyonosferden elde ettikleri artık nasıl bir bilgiyse, nasıl bir işlemse, istedikleri yerdeki fay hatlarını kırabiliyorlarmış. Güya bunun da sebebi Las Vegas'ta büyük bir, Las Vegas diyorum,
Neredeydi bu büyük bir deprem Amerika'da yaşanmıştı? San Andreas hattı. Amerika'da. Evet. İşte bunun burada yaşanacak bir büyük bir depremin acaba işte bu İstanbul'da yapılırsa bir ön deneme gibi, gözlemlemek gibi böyle korkunç, facia bir iddia da ortaya atıldı. Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Harp diye bir sistem yani bunu tetikleyebilir mi? Ya da var mı? Sizin bilginiz var mı bu konuda? Yani şunu söyleyeyim çok kısa. Harp denilen bir sistem yok. Bunlar palavra. Yani tırnak içinde söylüyorum. Böyle bir şey yok. Yani bu bizim nasıl diyelim gerek tarihte de vardır bu. Komplo teorisi üretme, özellikle bilim süslü komplo teorileri. Çünkü artık en tehlikeli şey şu olmaya başladı, internette de o. İnternette muazzam bir bilgi var fakat kontrolsüz muazzam bir bilgi var. Ya da yarı doğru bilgiler. Şimdi bir yanlış bilginin içine küçük bir doğru bilgiler ekliyorsunuz. Sanki o doğruymuş gibi geliyor. Harp da onlardan biri. Yani ben size şunu söyleyeyim. Yaklaşık ben hesaplamıştım bir dönem merak etmiştim. 5.2 büyüklüğünde bir deprem bir atom bombası büyüklüğünde. Bir atom bombası. Ki 7 büyüklüğünde deprem neredeyse 100 katı mı 1000 katı mı ne atom 1000 tane atom bombası yapıyor. Şu an sallıyorum çok hesabı yok ama çok büyük bir enerji. Dolayısıyla böyle büyük bir enerjiyi oluşturabilecek bir sistem yok. Yapay bir sistem yok. Bir de ikincisi dünyanın her tarafında sismometreler var. Bunlar sadece depremleri kaydetmiyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı sırasında ya da sonrasında Soğuk Savaş sırasında nükleer patlatmaları da bunlar kontrol ediyor. Mesela nükleer patlatmaları izleme komisyonu var. Dünyada UNESCO'ya falan bağlı bu. Mesela Türkiye'de de ona üye. Hatta onun Viyana'da merkezi var. Viyana'da merkezindeki başkanı da bir jeofizikçi ablamız diyelim, hocamız. Orada mesela onun başkanlığını yapıyor. Bu yönde şeyler de var. Yani dünyadaki sismometrelerle biz yer içindeki bütün titreşimleri, nükleer patlatmalar dahil. Bunun için kurulmuştu. Mesela diyelim eski Sovyetler Birliği nükleer patlatma yapıyor mu gizlice? Kore yapıyor mu gibi şeyler vardı. Dolayısıyla bu nükleer patlatmalar bile çok büyük şiddette değiller. Yani nedir? İşte demin dedim işte yaklaşık 5 büyüklüğünde ama tabii bunlar kentlerden uzak yerlerde olduğu için biz bunları hissetmiyoruz ama aletlerimiz kaydediyor. Ama harp sistemi tekrar söylüyorum palavra ya da öyle bir şey yok. Yani bir de şey de var tabii bazı insanlar bu depremde üçüncü kategoride insanlar var. Demin dedim bir bilim adamları bilim insanları daha doğru tabirle iki mühendisler üç de falcılar, deprem falcıları diyelim. Türkiye'de çoğaldı bunlar. Ben bunlara falcı demiyorum. Çünkü fal, bizim millet falı seviyor. Böyle fal baktırmayı falan biraz sempatik geliyor fal. Ben bunlara sallayıcı diyorum. Deprem sallayıcıları. Evet. Hatta şey yok, vardır ya. Yok ayağımın altı taşındı. Yok avcumun içi terledi. Evet. Mesela gözüm şey de vardır ya. Bu Şener Şen'in hani şeyi vardı. Şener Şen'le Münir Özkul'un falan bir hikaye anlatır falan. Şöyle oldu, böyle oldu. Evet, kaplanış evet. Yaptım. Orada şey Münir Özkul Ziya diye böyle şeyi vardı. Evet. Biraz öyle bir şey bunlar. Fakat şöyle de bir şey var. Nasıl diyelim? Bu İngilizce'de future telling dedikleri gelecek hakkında bir şey söyleme. Aslında insanların bir şeyi, ihtiyacı. Çünkü biraz şey kazanıyorsunuz orada diyelim gelecek hakkında bir şey söyleyerek nasıl diyelim bir eski Türklerdeki diyelim şamanlık gibi bir yeti ya da iyileştirme yeti healing dedikleri bir yeti kazanıyorsunuz ve bu tekil bir nasıl diyelim tekil bir tecrübe. Dolayısıyla tekil bir tecrübe bir süre sonra sizi şey yapıyor nasıl diyelim evliya mertebesine sokuyor. Bu sefer bir süre sonra da her dediğiniz doğruymuş gibi algılanmaya başlıyor. Fakat bilimde tekil tecrübenin önemi var elbette. Yani Newton mesela tek başına diyelim şeyini kurdu diyelim yerçekimi yasasını buldu ama daha sonra o yasa çok kere kontrol edildi. Bilimin özelliği o. Bir genelleştirme, iki kontrol edilme olasılığı. Yani Newton tekil olarak bu yasayı buldu ama
Onun dışında neredeyse bugün mesela Newton'un yasasına bağlı olarak kontrol ederek mesela bir uyduyu dünyadan fırlatıyoruz ve dünyanın yörüngesine istediğimiz yere oturtabiliyoruz. Bu Newton'un sayesinde, Newton yasasının ön kestirimi sayesinde elde ettiğimiz bir şey. Ya da mesela binalar yapıyoruz, binalar ayakta kalıyor. Bazen eğimli arazilere binalar yapıyoruz, ayakta kalıyor. Bu da yine Newton'un yasasıyla ilişkin. Dolayısıyla bilimde tekillik başlangıcında var, özgünlük ya da ne bileyim deha dediğiniz şey. Ama daha sonra bu herkes tarafından kontrol edilme şeyi var. Peki. Bu falcılıkların ya da ne bileyim gelecek hakkında biraz böyle evliyavari söylemlerin kontrol edilebilirliği yok. Peki ama şimdi mesela bir tane dostumuz yazmış, Veganova, diyor ki ama köpekler diyor önceden hissedebiliyorlar. Dört dönüyorlar diyor mesela, hemen deprem öncesinde o bir hareketleniyorlar, hayvanlar sesler çıkartıyor, karıncaların hareketleri vesaire vesaire. Bunları ne yapacağız? Ha şimdi o deprem ve hayvan hareketleri bilimsel açıdan bir inceleme konusu. Onda herhangi bir itirazım yok. Fakat burada da şimdi şöyle bir şey var. Şimdi diyelim gerçekten depremle bir hayvan hareketini ilişkilendiriyorsanız bir kontrollü bir sistem oluşturmanız lazım. Mesela Japonlar şöyle bir şey yapıyor. Japonlarda mesela kedi balığı şeydir. Eski Japon mitolojisinde depremi oluşturan balık derler ve Japonlar çok önem verirler. Bu vesileyle Japonların bir kesimi diyor ki hayvan hareketleriyle deprem hareketleri arasında ilişkiler var. Mesela nasıl yapıyorlar? Bir tane havuz oluşturuyorlar. Havuzda bir tane kedi balığı var. Sonra ona bir miktar titreşim veriyorlar. Veya titreşim vermiyorlar, deprem oluyorlar, depremde davranışını izliyorlar. Veya ne bileyim bir çiftlik kuruyorsunuz diyelim, bir hayvan çiftliğiniz var. Deprem anında kontrollü bir şekilde o hayvan davranışlarını izliyorsunuz. Bu köpek olabilir, işte ne bileyim bu karınca olabilir. Ama şimdi kontrolsüz izlediğiniz takdirde bir hayvanın davranışının binlerce nedeni olabilir. Mesela diyelim karıncalar hareket etti. Ya deprem olacak dediniz. Fakat karıncalar ilkbaharda da çıkabilir. Bir yağmur yağdığında da çıkabilir. Ya da köpekler havladı, deprem olacak. Köpekler başka nedenlerle de havlayabilir. Ama sevgili hocam, yani siz de şahit olmuşsunuzdur. Deprem öncesi çekilen, örneğin fabrikalarda, çeşitli yerlerde çekilen görüntüler vardır. Bunlar bekçi köpeklerdir. Ve o doğru. Kimse anlamıyor ne olacağını o, ama onda problem yok. Yani onda problem yok. Acaba hisleri mi duyuyorlar? Ne diyorsunuz? Hisleri değil de belki şöyle olabilir. Depremin oluşturduğu frekanslardaki titreşimleri algılamaya yönelik bir beyin yapıları olabilir. Bu nedenle hissedebilirler önceden. Çünkü insanların duyamadığı sesler var. Duyamadığı, doğrudur. Yani o olabilir. Ama benim dediğim şey şu, bu ilişkiyi bilimsel olarak kurabilmeniz için gözlem yapmanız gerekiyor ve kontrollü deney en önemli şey o. Ve herkes şey sanır, bilimi daha çok gözleme yönelik olarak sanır. Fakat siz kontrol edemediğiniz veya başkası tarafından, üçüncü bir göz tarafından, dördüncü bir göz tarafından kontrol edilemediği takdirde bir anlamı yok. Hatta bunu şeyde, İlaç firmaları mesela deneylerini şöyle yapar. Mesela diyelim bir ilaç var. Bu diyelim kansere iyi gelecek ya da gelmeyecek. Önce hastaları bulurlar. Bu ilaçtan verirler. Bazılarına sahte ilaç verirler. Ki acaba bu gerçekten şey mi diye. İkincisi double blind dedikleri çift kör. Aynı zamanda ilaç firması da kime verildiğini bilmez. Hem ilaç firması olanları görmez, hem nasıl diyelim o sisteme katılan kişiler gerçek ilaç mı sahte ilaç mı olup olmadığını bilmez. Dolayısıyla bu kontrol sistemiyle bilim aslında kendi iç mekanizmasıyla birçok şeyi kontrol edebilir. Fakat bizde demin dediğim gibi tekil olaylar ya da unique experience dedikleri tekil olgular ya da tekil tecrübeler elbette değerli ama bir süre sonra sömürülmeye de müsait alanlar. Evet, mesela diyelim bununla ilgili ben örneğe vermiştim. Twitter'da bir açıklama yaptım geçen haftalarda. Dedim ki bir hafta içinde dedim Marmara'da 3 büyüklüğünde bir deprem olacak dedim. Bir hafta içinde oldu. Şimdi ben bilmiş mi oldum? Yok.
Niye? Çünkü ben çok biliyorum. Nasıl? Birini ufaklığı oluyor bu depremler. Kandilir atı tanesinin yerlerine baktığımızda. Bizde jeofizikte bir yasa var. Gutenberg-Richter yasası ya da ilişkisi derler ona. Küçük depremlerin olma olasılıkları çok yüksektir. Hemen hemen %100. Eğer alanı geniş seçerseniz Marmara gibi ya da alanı dünya seçerseniz çok rahat her depremi bulursunuz. Mesela bir hafta içinde ben deprem olacak diyeyim. Dünyanın herhangi bir yerinde bir deprem olur. Bu önceden bilme anlamına gelmiyor. Ama birileri bunu kullanıp ben depremi önceden belirliyorum diyebiliyor ve hatta bununla yönelik paralı şeyler de varmış Twitter'da. Ben çok fazla şey yapmadım ama yani insanlar da sömürebilir. Yani tabii. Benim şeyim o. Yani biraz tehlikeli bulduğum o. Etrafımızda ne yazık ki savaşlar yaşanıyor. Ve bombalamaların çok olduğu dönemlerde ben buna çocukluğumdan beri şahitim. Çevremizdeki sınır ötesi yerlerde çok böyle bombalamaların, savaşların yoğun olduğu dönemlerde sanki depremlerin sayısında bir artış yaşanıyor. Etkisi nedir? Yani bu bombalamalar fayatlarını etkiliyor diyebilir miyiz? Yani insan olduğundan kaynaklı bu depremler çoğalabilir mi eğer savaş hızlanırsa, çevremizdeki savaş? Yok. Yani şöyle düşünün. Mesela dış süreçler ya da insan etkili bir dönem şey vardı. İşte bütün Çinliler aynı anda havaya zıplayıp şey yapsa, yere düşse büyük bir deprem oluşturur gibi bir böyle sahte bir şey vardı, böyle komik de bir şey. Ben onu şeye benzetiyorum. Mesela bir ekmek kırıntısını alın, masanın üzerine bırakın. O ne kadar bir yer küre üzerinde etki yaparsa deprem üzerindeki dış faktörler de o kadar yapabilir. Ha, bunun dışında doğal faktörler, yapay faktörler, mesela nükleer patlatmalar gibi. Onların deprem ürettiklerini biliyoruz. Deprem değil de titreşim ürettiklerini biliyoruz. Yani Nagasaki ve Hiroşima'ya 40'ların sonunda bomba atıldığında, nükleer bomba, depremler yaşandı mı o dönem? Ben yok. Bir de şöyle düşünün, deprem yerin yaklaşık işte 10 kilometre altında minimum Türkiye için söz konusu. Bazen daha 5 kilometre de olabilir ama Türkiye'deki sığ deprem kategorisinde 5'le diyelim ya da 10'la 20 kilometre derinlikte bir deprem. Orada patlayan bir bombanın yeryüzüne gelebilmesi, yeryüzünde titreşim etkisi olabilmesi enerjisini soğurduğu için çok fazla mümkün olmuyor. Küçük depremlerde fazla etki etmiyor. Büyük deprem olursa o diyelim 20 kilometrede büyük bir etki yaratabiliyor ki diyelim en son Gölcük depreminde diyelim 7.4 büyüklüğündeki depremde çok büyük deprem olduğu için 100 kilometrelik bir alanda bir etki yaratabiliyor. Bu bina yıkılmaları olabilir veya tsunamiler olabilir. Depremin tetiklediği. Yani İstanbul'daki depremde Ankara'da çok ciddi şekilde etkilendi. Elektrikleri gitti. Oraya kadar vardı mesela. Titreşimler gidebilir. Yani titreşimlerin gitmesi orada hasar oluşturacağı anlamına gelmez. Daha doğrusu deprem şöyle bir şey. Bir çubuğu alın, kırmaya çalışın. Kırılma anı diyelim fayın kırılması olsun. Kırılma anı depremin oluşması. Fakat kırıldıktan sonra depremin enerjisi bütün dünyaya ulaşıyor bütün depremlerde. Mesela biz diyelim 7.6 büyüklüğünde bir deprem ya da 7.4 büyüklüğünde bir deprem. Hatta 6'dan büyük bütün depremi dünyanın her tarafında biz jeofizikler kaydedebiliyoruz. Bütün şeylerde, rasathanelerde. Ve bunlara bağlı olarak biz aslında iyi bir şey de yapıyoruz. Yerin iç yapısını da belirleyebiliyoruz. Ama bu dünyanın her tarafını dolaşması bu titreşimlerin onların zarar vereceği anlamına gelmiyor. Genelde büyük bir deprem 100 kilometrelik bir yarıçap içindeki alanda etki edebiliyor. Bir hasar yaratabiliyor. Şimdi Veganova demiş ki 17 Ağustos gecesi galaksideki bütün yıldızların görünür gibi olması nasıl açıklanıyor bilim açısından? Yani insanlar bunu çok söylüyorlar. O gece diyorlar sanki uzay gökyüzü yere inmiş gibiydi. Ne düşünüyorsunuz? Yani gökyüzü çok ilginç. Ben ilk böyle çok parlak şeyde görmüştüm Enez'de. Enez'de mesela sahilde oturursanız bir yaz gecesi. Yıldızlar böyle o kadar yakın gözüküyor ki pırıl pırıldır böyle. Hatta ben o zaman şeyi düşünmüştüm. Ya işte niye filozoflar bu coğrafyadan çıktı? Nedeni o demiştim. Çünkü doğayı çıplak gözle görebiliyorsunuz. O kadar yakın yani bir de parıltılı falan.
Bu doğal bir şey. Bizim İstanbul'da bir kısmı göremememizin sebebi artık İstanbul bir atmosferik bir kirlilik var. Atmosferik kirlilik nedeniyle bu genelde ışık kirliliği de deniyor buna astronomlar ya da uzay bilimciler. Yani köylerde evet. Daha iyi görünmesi gibi mi köylerde? Tabii mesela kırsal alanlarda ya da köylerde özellikle çok fazla aydınlatmanın olmadığı yerlerde çok net görebilirsiniz şeyleri. Bir de havanın bulutsuz olması gerekiyor. Bulut onları engelleyebilir. Dolayısıyla ben bu nedene bağlıyorum. Yoksa her zaman gördüğümüz bir şey, bir de şey var, nasıl diyelim, algıda seçicilik diye bir olay var. Mesela diyelim ben Enes'de bizim üniversitenin kampı vardı, oraya giderdik mesela. Orada ben her sene o parlaklığı görürdüm. Ama depremden önce görseydim muhakkak bir depremle ilişkilendirecektim. İnsan zihni öyle bir şey. Bağımsız şeyler arasında ilişki kurmaya çalışıyor. Peki hocam. Şimdi daha önce de ben görüşmemizde sormuştum ama yine sorayım. Hatta rejimizde bunu alt başlık olarak görebiliriz. 25 Ekim'de bir güneş tutulması bekleniyor. Ve ne hikmetse 99 depreminde de depremden hemen önce bir güneş tutulması olmuştu. Türkiye'den de çok net izlenmişti. Ve hemen arkasından güneş tutulması gerçekleşmişti. Ata Nirun'u bilir misiniz hocam? Rahmetli Ata Nirun. Biliyorum. Ata Nirun'un bu 99 depreminden hemen önce çıkarttığı bir dergi vardı ama ismini hatırlayamıyorum. Fenomen miydi? Ona benzeyen bir ismi vardı. Ve beni takip ettiğim bir dergiydi. Ata Nirun enteresan bir şekilde biraz önce konuştuk ya işte hani bazı insanlar böyle derviş gibi ya da böyle işte bazı ön sezileriyle bir şeyleri görürler, yazarlar, bilirler. Ata Nirun'un dergisinde, Ata Nirun'un bir yazısında 99 depremini yerine kadar yazmıştı. Ben sonra onu arayıp tebrik etmiştim. Demiştim ki ya hocam yani bu büyük bir şey. Siz bunu benim bir sene önce aldığım dergide, dergi durur hala. Bunun anlattınız ve tabii güneş tutulmasına da bağlayarak. Şimdi oradan yola çıkarak. Ata Nirun rahmetli bunu nasıl yaptı, nasıl bir beceriyle geliştirdi, yazdı bilmiyorum ama şimdi 25 Ekim'de bir güneş tutulması daha var. Ne düşünüyorsunuz? Güneş tutulmaları, ay tutulmaları, bunların etkisi nedir? Hele ki önümüzde bir 25 Ekim'de bir güneş tutulması varken. Şimdi önce Newton fiziğine göre bakarsak, yani ne demek o? Çekim yasasına göre bakarsak her şeyin bir dünya kütlesinin güneşte bir çekim alanı var. Dünyanın ayla bir çekim alanı var. Özellikle ay biraz daha yakın olduğu için bu çekim alanı işte en net olarak şeyde görüyoruz, gelgitlerde. Gelgit derken denizdeki gelgitleri kastediyorum. İşte İskoçya'da mesela bazı sahiller bir anda yükselir, belli periyot sonra düşer falan. Bunu biz sadece şeylerde sanırız, işte denizlerde olduğunu sanırız. Aslında yerin katı kısmı da yükselir. Şimdi problem şu. Yani sadece suyu etkilemiyor. Karasal kısmı da bu. Şişmeler, inmeler şeklinde mi? Tabii etkili. Bu fiziksel bir şey. Yani bu jeofiziklerin tight dedikleri yükselmeler jeofizikte var. Hatta bununla biz yer içinin yapısını da belirleyebiliyoruz. O şey olarak, kaynak olarak kullanıp. Bu fiziksel bir olgu. Bunu yapabiliyoruz. Şey olarak baktığımızda. Bu doğal. Veya mesela işte bu falcıların diyeyim gene ya da astrologların dediği mesela işte X gezegeninin benim üzerimde işte bir şey etkisi var. İşte ne bileyim ben işte Kova burcuyum. Kova burcunun gezegenini şu an bilmiyorum. İşte bilmem ne gezegeni. Merkür vardır. Merkür böyle bir geri geri gider. Retro yapmıştır falan. Retro yapar. O tip şeyler. Şimdi burada elbette X gezegeniyle benim üzerinde bir etkisi var. Çekim olarak kütle, çünkü benim de kütlem var, onun da kütlesi var. Newton yasasına göre iki kütle arasında bir çekim kuvveti var. Fakat burada unutulan şey uzaklık. Newton der ki uzaklığın karesiyle ters orantılı der çekim kuvveti. Dolayısıyla uzaklık arttıkça uzaklığın karesi kadar kuvvet azalıyor. Dolayısıyla burada şu açığa çıkıyor. Yani Merkür gezegeninin benim üzerimde bir gravitasyonel ya da çekimsel bir etkisi yok. Yok olduğu açık çıkıyor. Tabii bu bir parça eski Yunan mitolojisinin getirdiği şeyler. Bu işte çekimler, gezegenler ya da ne bileyim burçlar sistemi falan. Şimdi gene konumuza dönersek elbette ayla güneş arasında bir çekim kuvveti var. Bu çekim kuvveti bir gelgit oluşturuyor.
karalar üzerinde. Fakat bunların depremi tetikleyip tetiklemediği konusunda bilimsel çalışmalar var. Ama bu konuda bilimsel çalışma... İngiltere'de var mı? Biraz önce yayının başında konuşmuştuk. İngilizler buna sıcak bakıyorlar mı bu çalışmaya? Bütün Jovsi kişilerin çalışma konusu içinde bu da var. Yani nasıl diyorlar? Ama yer küre taytlarının, yer küre gelgitlerinin deprem tetiklemesi diye makaleler var. Burada problem şu. Bu tip makalelerin olması, bu tip bilimsel çalışmaların olması... Bu ikisi arasında deprem olacağı anlamına gelmez. Bu yani bu depremi tetikleyeceği anlamına gelmez. Çünkü ben gelmeden önce merak nedeniyle biraz karıştırdım literatürü, yabancı literatürü de. İki grup var. Bir grup diyor ki negatif ilişki var diyor. Yani ilişki yok diyor. Bir grup diyor var diyor. Özellikle volkanlar üzerinde şeyler var. Volkanlar da bana biraz daha makul gibi geliyor. Çünkü volkanlar akışkan bir şey olduğu için akışkan bir şeyin yukarı çekilmesi biraz daha kolay. Belki volkanı daha kolay tetikleyebilir. Ama yeraltı sularının boşalması, volkanların patlaması doğal olarak yok, yeraltında... O kadar değil, o kadar değil. Yani katı yer küre üzerinde volkanlar hariç, volkanlarda çünkü akışkan malzeme var. Belki o bir miktar şey yapabilir, etkileyebilir. Aynı su çekmesi gibi ama katı yer küre üzerinde net bir şey yok. Dolayısıyla bu aynı depremlerin önceden belirlenmesi gibi spekülasyona açık bir konu. Ha şimdi spekülasyon terimi Türkçe'ye nasıl diyelim borsa aracılığıyla girdiği için biz kötü anlamda algılıyoruz bunu, spekülasyonu. Halbuki speculation kelimesi İngilizce'de olumlu bir anlamı da var, yani tartışma açma anlamında. Bilim tartışmalarla, yeni tezlerle, antitezlerle yürüyen bir şey olduğu için bu spekülasyonun, pozitif anlamda spekülasyonun, tartışmanın önemi var. Ama bizim o negatif anlamdaki spekülasyon, o borsada kullandığımız anlamdaki spekülasyona da müsait bir alan bu alan. Peki hocam, çok özür diliyorum. Hemen gireyim konuya. Zamanımızı çok geçmeden... Konya'da biliyorsunuz zaman zaman obruklarla karşılaşıyoruz. Çökmelerle evet. Karşılaşıyoruz. Bunları nasıl yorumlayacağız? Yani adam bir gün geliyor ki tarlasının ortası yok. Onun açıklaması son derece basit. Yani şimdi bu daha çok lokal bir şey. Lokal bir şey ne demek? Şimdi daha çok kireç taşlarıyla oluşan bir ortamsa, kireç taşları suyla iletişime geçtiğinde, suyla reaksiyona geçtiğinde kireç taşları çözülüyor ve yer içinde küçük boşluklar oluşuyor. Bu boşluklar üzerindeki malzemeyi taşıyamıyor ve çöküyorlar. Temel mekanizma o. Bunların depremle ilişkisi yok ama bu diyelim boşluk oluştu. O anda da deprem oldu. Bunu boşluklar şey yapabilir, çökebilir ama depremle doğrudan ilişkisi yok. Daha çok o morfolojik koşullar, jeomorfolojik koşullar bunu denetliyor. Ve bunun mekanizması da demin dediğim gibi yer içinde bu kireç taşlarının veya o tip malzemelerin asitik sularla reaksiyona girip diyelim bir boşluk oluşturması, bu boşluğun da çökmesi. Bunların şeyle de gezegensel çekimle de çok fazla bir etkisi öyle yok. Öyle bir bilgi edinmiştim ben de hocam. Sizden de çok isterim. Konya biliyorsunuz bir tahıl ambarı, buğday üretiminin yoğun olduğu bir yer. Ama buğdaydan ziyade daha çok para eden mısır ekmeye başladıkları için ve mısır da çok su isteyen bir ürün olduğu için yeraltı sularını artezyenle o kadar çok çekmişler ki diye ben bir belgeselde izledim. Yeraltı kaynakları, suları ciddi anlamda yeryüzüne çekilmiş. Obrukların bu büyük devasa çöküntülerin oluşmasında bunun da payı olduğu iddia ediliyor. Çiftçiler de bunu söylüyorlar. Problem burada su. Su eğer daha önceden şey olmuşsa, ne derler, orayı eritmişse diyelim tırnak içinde, tam bilimsel olarak doğru tabir değil ama eritmişse o şeyi, karbonatlı ortamı, bir boşluk oluşmuştur. Boşlukta çökmüştür ama yeraltı suyunu çektiğinizde o boşluk şey yapar mı? Suyun şöyle bir özelliği var. İnşaat bağlamında baktığınızda ortamda su varsa ortam çok tehlikeli bir ortamdır. Çünkü suyun kaymaya karşı bir direnci yok. Mesela diyelim
Buzlu havalarda mesela, karlı havalarda, buzlu havalarda dikkatli yürürüz. Çünkü kayabiliriz, düşebiliriz. Yer hocam, içinde de... küçük yılda, özür diliyorum, küçük yılda otururken ben tam deprem öncesinde benim oturduğum apartman yeni yapılmıştı. Altından sürekli motorla su çekiyorlardı ve kanalizasyona veriyorlardı, biliyor musunuz? Devamlı su çekiliyor, deniz suyu. Şimdi ortamda diyelim normal dengede olan diyelim su ve katı partiküller bir dengededir diyelim. Ortamdan suyu çektiğinizde boşluklar oluşabilir ama bu boşluklar böyle şey gibi değil. Mağarasal bir boşluk olmaz. Küçük boşluklar olur ve ortamdan su çekildiğinde o bir miktar zemin oturma yapar ya da bina oturabilir. Ama bunun ne kadar olduğunu işte bilimsel hesaplarla ya da mühendislik hesaplarıyla belirlemek mümkün. Belli bir şey yaratabiliyor, belli bir oturma oluşturabiliyor ama bunu bina öncesi de bu testlerin yapılması zaten zorunlu, oturma hesaplarının falan. Yani gidip bir ev satın alırken aman ne güzel fayansları varmış, mermeri de şuradan gelmiş, işte parkeleri de böyle hoşmuş gibi bir mantıkla değil, depremin olduğu ve her an olabilecek bir ülkede demek ki önce ne yapılması gerekiyormuş arkadaşlar? Hocamızın da anlattığı üzere gidip önce bir yer zemin kontrolü, benim bu evim, oturacağım bina neyin üstüne inşa edilmiş, öncelikle bir ona bakmak gerekiyor galiba. Evet, hatta şeyin Tanpınar'ın Tanpınar'a atfedilen bir laf var, şey der Tanpınar, en ufak bir sıçrama yapmak için dahi sağlam bir zemine basmak lazım. Dolayısıyla binaların sağlam zemine oturması önemli. Bu deprem olmasa da sağlam zemine oturmak zorunda. Yani illa deprem beklemek zorunda değilsiniz. Mesela eğimli bir araziye oturtursunuz binayı. Eğimli arazi kayabilir, heyelan oluşturabilir. Normal bir araziye binayı oturtabilirsin. Gene zemin zayıftır, binada problem yaratabilir. Deprem buna ekstradan ikinci bir yük bindirir. Gene binanız yıkılabilir. Dolayısıyla ben hep o üçlü şeyi, kategoriyi koruyorum. Deprem, zemin ve yapı etkileşimi. Bunun için de şu an için 3 mühendislik alanı, jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği ve inşaat mühendisliği birlikte bu problemi çözmek zorunda ve çözüyorlar da. Ama burada yapacağınız küçük bir ihmal, nerede yaparsanız, deprem hareketini dikkate almazsanız deprem etkileyecek. Zemini dikkate almazsanız zemin zayıf halka oluşturacak. Binayı sağlam yapmazsanız bina zayıf halka oluşturacak. Dolayısıyla üçü birlikte kurduğunuz takdirde depreme dayanıklı bina yapabilirsiniz. Ve bu binanız hasar görmeyecek anlamı taşımıyor. Sadece şunu sağlıyor yönetmelikler. Bina tepenize yıkılmayacak. Bu da orada insan ölmeyecek anlamını taşır. Yani bina... yapışmayacak katlar. Kağıt gibi evet. Birbirine yapışmayacak. Zaten en çok ölümlerde bu tür binalarda oluyor. Aynen. Yapışmayacak ha, o yapısal olmayan unsurlar diyelim, şeyler, kütüphaneler üzerine devrilebilir, onun yapısal olmayan unsurların sağlamlaştırması da elbette önemli. Veya ne bileyim, bir cam kırılır, ayağınıza cam batar, kan kaybından da ölebilirsiniz. Ama onun dışında bina üzerinize çökmeyeceği için o şeyleri dikkatli yaparsanız, yönetmelikleri doğru uyguladığınız takdirde şey yaparsanız problem oluşmaz ki bunu Japonya örneğinde görüyoruz, Amerika'da görüyoruz ki Türkiye'ye en yakın deprem açısından İtalya'dır. İtalya'da görüyoruz ama şunu da görüyoruz, İtalya'da da binalar yıkılıyor ya da Japonya'da da yıkılıyor. Mesela Kobe'de de 2000'lerde galiba bir deprem oldu. Hep biz işte Japonya çok depreme dayanıklı yapı üretiyor derdik ama Kobe'de büyük bir şey yaptılar. Yıkıma uğradılar. Orada da şu vardı, o da anlatayım, çok güzel de bir şeydir, ibret alınacak bir şeydir. Genelde Japonlar 1926'da Kanto ya da Tokyo depremi olmuş, büyük bir deprem, bayağı bir hasar vermiş. Ve bütün Japonya Tokyo'ya odaklanmış. Aynı bugün İstanbul'a odaklandığımız gibi. Ve Tokyo ile ilgili o kadar çok jeofizik, jeolojik, deprem mühendisliği, inşaat mühendisliği çalışmaları yapılmış ki herkes depremi Japonya'da bekliyor. Tokyo'ya bekliyor. Tokyo'ya fokuslanmışlar.
Fakat hiç beklenmedikleri bir yerden Kobe'den vurmuş deprem. Dolayısıyla burada bize çıkartılacak ders şu. Biz depremi olarak İstanbul'a odaklanıyoruz ama İstanbul'un dışında da Türkiye'de birçok yerde deprem olabilir. Dolayısıyla sadece İstanbul'a yönelik planların yapılması gerekmiyor. Diğer yerlerde de yapılması gerekiyor. Türkiye'nin her tarafı o anlamda değerli. Fakat İstanbul'u farklı kılan şey ekonomik değeri. Ki buna eskiden hasar görebilirlik derdik. Şimdi zarar görebilirlik diyoruz mesela depremlerde. Ne demek bu? Mesela aynı tip iki bina düşünün. Hasar görebilirliği eşit olabilir. Ama biri Merkez Bankası'ysa onun zarar görebilirliği öbüründen daha fazla olabiliyor. Dolayısıyla sadece artık binalar da değil, işin ekonomik boyutu da dikkate alınmak zorunda ki şöyle örnek vereyim. 17 Ağustos'ta 18 bin vatandaşımızı kaybettik. Bunu yerine getirmemiz mümkün değil. Tabii. Bir kişi bile bizim için önemli. Onun dışında 17 Ağustos'ta 20 milyar dolar ekonomik bir kayıp oluştu. Korkunç bir rakam, evet. Ve bu o zamanki bütçeyle Türkiye bütçesinin kaçta biriydi bilmiyorum. Yani onda biri miydi ya da beşte biri miydi, öyle büyük bir şeydi. Hadi diyelim ekonomiyi şey yapabilirsiniz, bir şekilde daha çok çalışırsınız, daha çok ekonomik gelir elde edebilirsiniz ama o 18 milyon kayıp olan insanımızı bir daha geri getiremiyoruz. Onların içinde belki çok zeki insanlar çıkacaktı, ne bileyim çok iyi sanatçılar çıkacaktı, çok iyi bilim insanları çıkacaktı, çok iyi mühendisler çıkacaktı. Dolayısıyla o biraz daha önemli geliyor bana. Peki hocam, son şununla kapatalım. Bir saati bulmuşuz. Ağzınıza sağlık. Elon Musk çok konuşuyoruz ve tepemizde bir sürü uydu gezdiriyor. Bilmiyorum hiç denk geldiniz mi? Denk gelenler de varmış. Böyle bir katar gibi arka arkaya dizilmiş uydular. Sizce Elon Musk'ın herhangi bir depremi tetikleme, bir sinyal, bir şey gönderme bu? Hiç yani ne düşünüyorsunuz bu konuda? Öyle bir şey yok. O da muhtemelen harp gibi bir şey. Yani şöyle düşün. Depremin fiziği jeofizikte şey mekaniktir ya da elastik teori derler. Elastik teori de mekanik fiziktir. Bu dalgalarsa elektromanyetik fiziğidir. Birbirinden farklı iki fizik alanı. Yani interneti verebiliyor. Örneğin Ukrayna'ya dedi ki ben sana internet verebiliyorum dedi. İran'a mesela olaylar çıktı, size internet şey verebilir. Yapabilir. Mesela dünyadaki bütün interneti kesebilirsiniz. Amerika kesebilir mesela. Amerika çünkü genelde bütün bilgiler dünyaya en çok web sitesi olan yer Amerika. Amerika diyebilir ki ben kablolarımı kesiyorum kardeşim, internet kablolarını. Bütün dünyayı internetsiz bırakabilir. Sadece kendi içinde bir internet oluşabilir. O mümkün. Onda problem yok. Ama gene şey de yapabilirsiniz. Şeyi de kesebilir. Nasıl diyelim? Kesemez de diyelim elektromanyetik dalgalarla iletişimi engelleyici bir takım şeyler oluşturabilir. Ama bu deprem neden olmaz, çünkü biri elektromanyetizma fiziği fizikte, biri de mekanik fiziği. Biri titreşim fiziğinin alanı, diğeri elektromanyetik fiziğinin alanı. Mesela diyelim biz cep telefonumla arıyoruz. Mesela şu an siz Cenevre'desiniz, ben buradayım. Görüşüyoruz, konuşuyoruz. Hemen hemen eş zamanlı. Niye? Çünkü elektromanyetik dalga ışık hızıyla yayılıyor. Işık hızı muhteşem bir hız. Dolayısıyla bizim o şeyi arada bir kesiklik, kopukluk olmuyor. Sadece arada bir başka bir şey varsa, ne bileyim benim internetimde bağlantı varsa, bazı durumlarda güneş lekelerinden dolayı iletişim problemleri olabiliyor. Ama onların dışında sağlayabiliyorum. Bu nasıl diyelim, elektromanyetik bir dalga fiziği. Fakat yani depremlerde mekanik bir dalga var. Olmaz. Dolayısıyla yani tetiklemez, evet. Öyle bir şey yapamaz. Ya hocam konuş bitmez. Bu konu çok uzun. Ama ben sizden bir söz daha alayım. Yine konuşalım. Olur. Çok seviniriz. Çünkü ülkemizin gerçekliği, dünyanın gerçekliği. Ağzınıza sağlık. Çok mutlu oldum. Özellikle ben de çok güzel bir söyleşiydi. Çok güzel bir şeydi. Bu güzel, değerli bilgilerle insanlarımızı aydınlattınız ve aydınlatmaya devam ediyorsunuz. Öğrencilerinizi yetiştiriyorsunuz. Yüreğinize, elinize sağlık. Sevgilerimi gönderiyorum. Yeni yayınlarda o zaman görüşmek üzere. Umarım inşallah görüşürüz tekrar.
Bu arada ben takipçilerime hemen şunu da söyleyeyim. Yeni videom şu anda yayında arkadaşlar, YouTube yayınında. Lütfen yeni videomu da izleyin. Evet, Ferhat Hocam, tekrar Ferhat Hocam'la son ne söylemek istersiniz? Sizle bitirelim. Yani son şunu söyleyeyim. Deprem zararlarını azaltmanın tek yolu depreme dayanıklı inşaat yapmaktır. Fakat bu inşaat derken böyle yapı yapalım anlamında değil. Bütün o süreçleri içeren, yani depremi bileceğiz, zemini bileceğiz ve ona göre inşaat yapacağız ve bu üç etkileşimi sağlayacağız. Bunu yaptığımız takdirde depremden korkmamıza gerek yok. Bunu yapmak da nasıl diyelim, bugünkü teknolojiyle, bugünkü mühendislik teknolojisiyle mümkün. Peki, binalarımızı sağlam yapacağız, yeniden gözden geçireceğiz ve Ferhat Hocam gibi değerli bilim insanlarını dinleyeceğiz, onlara kulak vereceğiz. Bizler de böyle aracılık yapıp yayın yapacağız. İyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.